Cumhuriyeti deyince akla gelen diğer bir şehir Johannesburg. Johannesburg hep ülkenin başkentiymiş gibi algılanır ama ülkenin 3 başkenti vardır. Cape Town, Pretoria ve Bloemfontein. Yasama, yürütme ve yargı organları farklı şehirlerde toplanmıştır. Ama 1.221.000 km² ve 45 milyon nüfuslu ülkenin en kalabalık şehridir Johannesburg. 9 milyon şehir nüfusuyla ve öte yandan barındırdığı sosyal ve etnik kitlenin en karma olması bakımından Johannesburg güzel bir Güney Afrika mozaiğidir. Siyahlar tabii ki çoğunluktadır ülkede ki Johannesburg'da da öyledir. Beyazlar ve siyahların yaşadığı semtler kesin hatlar birbirinden ayrılmış durumda aslında bakarsanız. Ancak apartheid dediğimiz ırk ayrımcılığı rejimi sonrası, 94 sonrası beyazların yaşadığı yüksek güvenlikli yerlerde eğitilmiş siyah kesimde halihazırda iyi imkanlarda yaşamaktalar. Johannesburg öte yandan şehrin merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan ve Afrika'nın en büyük gecekondusunu barındıran bir şehir. Yaklaşık 3 milyon nüfusuyla Soweto, büyük bir gecekondu olarak karşımıza çıkar. Bir turist Johannesburg'a gittiği vakit evet çok izole, gayet steril ve şık semtlerini gezer. Melrose Arch gibi örneğin şehir merkezinde çok şık semtleri bulunur. Onun yanı sıra Sandton, gayet yüksek güvenlikli ve çok steril ve şık semtlerdendir. Ancak Soweto'ya gittiği vakit bir turist, Johannesburg'un hem geçmişine hem de bugününe dair çok önemli ve güzel örnekler görür. Sokaktaki dişçisinden açıktaki kasabına kadar veya Soweto zenginlerinin oturduğu o eski gecekondunun kapısındaki o yüksek değerli araçların oluşu, Johannesburg sosyal hayatına dair çok önemli veriler sunar Soweto'da. Ve öte yandan aynı zamanda bu Soweto, Güney Yarıköy'ün en büyük hastanesini barındırır. 3000 yatak kapasitesiyle ve öte yandan ülkenin belki sağlık alanındaki en büyük çıkmazlarından biri olan AIDS'le mücadele bakımından önemli bölgesidir ve hastanesidir bahsettiğimiz hastane. Ve eğer vaktiniz varsa bir ertesi gün Johannesburg'da apartheid üzerine aslında çok detaylı aydınlatan bir müze olan Apartheid Müzesi'ni bir tarafını Nelson Mandela ekseninde geçen ve Güney Afrika tarihinin, siyasal tarihinin en aydınlatıcı salonlarından birini görebilirsiniz. Nelson Mandela hayatı, apartheid öncesi ve sonrası dönem. Bir tarafında da o günlere dair video belgesel filmlerin döndüğü diğer bir salonu seyredebilirsiniz. Apartheid Müzesi'nden çıktıktan sonra biraz eğlenmek isterseniz eski bir altın madeninin bulunduğu yere günümüzde güzel bir Luna Park açılmış durumda. Golden Reef City'de güzel bir eğlenceli gün geçirebilirsiniz. İşte altın trenleriyle, maden trenleriyle ve kasinosuyla beraber. Soweto'da Johannesburg'a dair bu güzel sosyal algıyı edindikten sonra keyifli bir gecekondu restoranında yemek yiyebilirsiniz. Yerlilerin yaptığı o lapalarla giriş yapıp daha sonra da av etleriyle günümüze devam edebilirsiniz. Zira Güney Afrika yerel mutfağında nereye giderseniz gidin bu karşınıza çıkacaktır. Av etleri, et yemekleri, siyahların bulabildiği ki geçmişte dayanır mutfağı, insanların zor günlerinde yaptıkları o lapalar Güney Afrika mutfağının temel taşlarıdır. Şık semtlerinde, gayet güvenli alışveriş merkezlerinde alışveriş yapabilirsiniz. Ve şehrin civarındaki pırlanta, değerli taş, tanzanit ve yarı değerli taş satan mağazalarını ziyaret edebilirsiniz Johannesburg'un. Johannesburg'da kalabileceğiniz en keyifli semtlerden bir tanesi Sandton'dır. Güvenlidir. Bir turist en çok bunu arar Johannesburg'da. Sandton'da kalabilirsiniz. Eğer daha maceralı bir konaklama tercih ediyorsanız, şehrin finans bölgesi diye adlandırılan ve büyük tren garının da bulunduğu, aynı zamanda büyük bira fabrikasının da, zira yine Afrika'nın en önemli aslında iktisadi girişimlerinden bir tanesidir bira sektörü. Büyük bira fabrikasının bulunduğu yerde yerlerin işlettiği oda kiralayarak Johannesburg maceranızı daha renkli bir hale getirebilirsiniz.